Evet, merhabalar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin altcoin analiziyle beraberiz. Dominance aşağı doğru saldı. Bunları konuşacağız. Son durum nedir, ne değildir? Birlikte değerlendireceğiz. Şimdi değerli dostlarım, öncelikle Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin çok önemli. Muhakkak Bitcoin analizlerini dinleyin. Bakın, geçmeyin. Direkt böyle takip ettiği altcoin'lere geçenler varmış. Yapmasın böyle hatalar. Çok büyük hata. Aman diyeyim. Şimdi Bitcoin 97 ile 95 arasına sıkıştı. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Sizlere yaklaşık bir ay önce Kasım'da diyordum ki Bitcoin belli bir noktada artık sabitleyecek, sabitleyecek ve altcoin'ler yükselecek, değil mi? Şu an baktığımızda Bitcoin bir 99'lar denedi, aşağı doğru vurdu falan derken sürekli aynı bant aralığında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Altcoin'ler yukarı doğru vuruyor arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şey. Şimdi bunları konuşacağız. Dominance aşağı doğru vurdu. Şimdi Bitcoin 95 arkadaşlar. Bakın, 95 kritik. Fark ettiyseniz burayı sürekli deniyoruz. Burada da yukarıda da 97.200 var. Buraları da sürekli deniyoruz. Bu 2.000 dolarlık alanda sıkışmış. Şimdi benim Aralık ayında bir düzeltme beklentim var arkadaşlar. Bunu yani yaklaşık yani bir aydır, 2 aydır konuşuyoruz yani. Hani Ekim, Kasım güzel. Aralığın ilk 10-15 günü güzel. Ondan sonra artık 5-10 gün şaşar şaşmaz. Bilmiyorum, aralığın sonuna denk gelir. Ha, benim tahminim aralığın 15-20'si, o civarlar. Bitcoin'de ortalama bir %15 ila %22 arası bir düzeltme tahminim var arkadaşlar. O riski alarak ilerliyorum ben. Bak, şimdi o riski alarak ilerliyorum. Nasıl yani hocam? Şöyle grafiği bir temizleyeyim. Şuradan bakalım. Şimdi arkadaşlar, en tepe nerede yaptık? 99. Diyelim ki düzeltme buradan gelecek. Hemen aşağı doğru %15, 85-84 bin civarı olasıdır. %22, %22 neresi arkadaşlar? Şöyle baktığımızda %22, %23'te 77 bin, 78 bin. Ben sürekli sizlere bunu anlatıyorum canlı yayınlarda. Bu riski alacaksınız. Yani bu riski almayan adam, yani üzülür, üzülür arkadaşlar. Bu piyasa risk piyasası. Bakın, bir ay önce sizlere Dominance 61'lerdeyken ne diyordum? Bitcoin böyle deli gibi ATH yenilerken Kasım'ın 10'u gibi. Arkadaşlar, buradan risk alınır, mala girilir. Ben artık şu an kimseye mala girilir demiyorum. Özelden sonra kimseye coin söylemiyorum. Çünkü arkadaşlar, ya söylediğim her coin şu an neredeyse minimum 2x yapmış. Ben şimdi size nasıl coin söyleyeyim? Yani takip etmeniz lazım. Bak, Dominance'ı söyledim. Bak, geçen hafta Dominance şu 60 seviyesindeyken tepeyi yaptı dedik arkadaşlar. Dominance tepeyi yaptı artık. 61, 74 Dominance'ın tepesiydi. Ha, Dominance'ın şu an destek noktası neresi? 54, direnci 56. Ne olabilir? Bitcoin düzeltme yaparken Dominance işte 55, 54'lerden 58, 59, 60'ları deneyebilir. Ama bence tepe yapıldı artık. Ethereum BTC paritesine geçiyorum buradan. Şimdi mesela Ethereum BTC paritesine de baktığımız zaman şöyle, burada da dip yapıldı. Dip yapıldı. Yani benim artık bu partide yükseliş beklentim, kırılım beklentim devam ediyor. Bu kırılım noktası da 0.46 seviyelerine tekabül ediyor arkadaşlar, şu şekilde. 0.0.46 kırıldığında göreceksiniz ki, bak ya, çok büyük de konuşmuş olmayın. Yani 3-4 tane Ethereum bir tane Bitcoin edecek. Bak, bunu not alın. Bak, 3-4 tane Ethereum bir tane Bitcoin edecek. Tamam mı? Biz bunu göreceğiz. Bak, göreceğiz. Not edin. Ondan sonra burada işte şu an mesela 0.40 burada bir direnç alanı. Hani buranın kırılımı 0.38, 0.40 direnç alanı. Dediğim gibi 0.046'ya kadar hareketi getirir. Bitcoin Dominance aşağı doğru fena kustu. Tam olarak kustu yani. Güzel oldu. Böyle kusmaları severiz. Kusacaklarsa hep böyle kussunlar. Otur Dominance düşen trendi kırdı. Otur Dominance. Bakın, düşen trendi kırdı. Ne yaptı Otur Dominance? Size defalarca anlattım. Aman korkmayın. Bakın, şuradaki düşen yükselen trend kırılmıyor. Uzun yıllardır 2015'ten gelen yükselen trend kırılmıyor Otur Dominance'da. Size fake atıyorlar. Analistçilere inanmayın. Teknik analizcilere de fake atıyorlar diye. Otur Dominance düşen trendi kırdı arkadaşlar. Şimdi 11.50, 11.50 altında gün kapatmadığı sürece Otur Dominance'da benim hedefim, çok net söylüyorum. Net söylüyorum, bu hedef kırılım geldiğinde söyleyeceğim demiştim ben size. Kırılım geldi, söylüyorum. 11.50 üzerinde kaldığımız sürece, çünkü 11.50'nin altında tekrardan şeye gider. Arkadaşlar, 25. Tamam mı? %25. İlk hedefte %20 var burada bir direnç alanları. Şimdi şurada da bir direncimiz var. %13,67. %13,67, %19, %20 diyelim direkt. %25 arkadaşlar. Yani şimdi hocam, bu Otur Dominance falan ne? Kısaca bir özet geçeyim. Çok biliyorum. Ben bunu çok aşırı anlattım. Teknik analiz eğitim videolarında da var bu.
Özet geçeyim. Arkadaşlar, total dediğimiz grafik Bitcoin'deki toplam kripto paralardaki toplam para miktarı 3,4 trilyon. Buradaki hedefimiz 3,56 idi. Biz bu hedefi Kasım ayının başında verdik. 2,4 trilyonken buradaki hedef geldi sayılır. Yani piyasada şu an 3,56 trilyon dolar var. Tamam mı? Bu 3,56 trilyon doların dominansa geçiyoruz. Bitcoin dominansa göre %55'i Bitcoin'de, %45'i altcoin'lerde. Yani dolayısıyla bu dominans düşüş geldiğinde genelde altcoin'lerde yükseliş beklenir. Ama kaçırmayın, USDC dominans diye bir etken var. Tether, nakit dediğimiz kısım, o da altcoin'dir. Tamam mı? Şu an %45'i altcoin'lerde. Şimdi mesela herkes diyor ki dominans düştü ama kimse size şunu göstermez bak. Kimse size şunu göstermez. XRP dominans. Para XRP'ye giriyor abi. XRP 1,32'den 4,54'e geçmiş. Şimdi biz ne diyoruz? Bu %45 altcoin'lerde değil mi? Paranın %45'i altcoin'lerde. Bakıyorum %4 virgül yani 54'ü neredeyse %5'e yaklaşmış. Dominansa girmiş ki şöyle baktığımızda Ethereum ATH falan yeniliyor ama Ethereum dominansını tabii burada tek etken bu olamaz. Yanlış bir etken olur. 27'lere ulaşmış zamanında. O zaman çünkü altcoin yoktu. Yani bunu kabul etmeyin. Baz kabul etmeyin şurayı. Çünkü o zaman bu kadar altcoin yoktu. Dolayısıyla bu çok büyük bir rakam. %4,54. Ya da Solana dominansa bakalım. Bak. Bunları kimse göstermez size. Solana dominans %3. Gitti. Paranın %7'si gitti. %45 altcoin neredeydi? %45 altcoin neredeydi? Değil mi? Şu an ne oldu? %7'si bunlara gitti. Hemen BNB dominansa bakalım. Böyle büyük market cap'li coinlerin dominansı vardır arkadaşlar. BNB dominansı %2'si de burada. Hadi o küsurat %3 de buraya. Küsuratları falan al. Oradaki küsuratları falan. Ne oldu abi? %10. Bak %45 diyordum. 3 tane coin şu an %10'u paylaşıyor. O tür dominans da sana diyor ki kardeşim sen diyor bu büyük market cap'leri takip etme diyor. Ben sana küçük market cap'leri söylüyorum. Küçük market cap'lilerde de burada %11. Bizim asıl yükselmesini istediğimiz alan burası arkadaşlar. Evet dominans düşsün ama burası yükselirse biz para kazanırız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burası küçük market cap'li coin'ler yeri. Ya da işte başka böyle büyük market cap'li ne var? Bakalım. Ethereum dominans var mesela. Hadi Ethereum dominansa da bakıyorum. Ethereum dominansı da %12. %4 tane coin %10'u paylaşıyordu. Ethereum dominansı %12'yi paylaşıyor baktığın zaman değil mi? %22 yaptı. Bitcoin dominansa bakıyorsun %45'i altcoin'lerde diyorsun. Ama bunun %22'si 5 tane coin'de. 4-5 tane coin'de. Anlıyor musun? XRP'den de para çıkacak. XRP'ye de birazdan geleceğiz. Konuşacağız onu da. Burada dolayısıyla Bitcoin'de arkadaşlar düzeltme illa kaçınılmaz olacak. Yani Bitcoin'in %20, %15, %25 düzeltmeleri normaldir. Ben şimdi mesela şu altcoin sepetine bir geleyim mi? Onu konuşalım. Bakın burada arkadaşlar biz sepet yaptık. Bu sepete 16 tane coin atan, 1000 dolar atan şu an 40 bin doları var. 100 dolar atan şu an 4 bin doları var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman sepetimiz 2,5x yapmış neredeyse hemen hemen. En iyi performansı burada OM'ye göstermiş. Arkadaşlar gene baktığımızda OM'ye şu an mesela bakıyorum şurada. Mantra OM bizim maliyet 0,91. Bak bunların hepsini ben Twitter'da 5 Ağustos'ta yazdım. Getirip buraya koymayın. Bulabilirsiniz. Çok basit. 0,91. Güncel fiyatı 3,5. 4,5'a gitmişti bu. Haberiniz olsun. Yani 4-5x yapmıştı. ENA 0,252. Bizim maliyetimiz 0,252. Şu an güncel fiyatı 0,85. Ya da işte Pepe 664. Şu an 2000'de. Arkam. Bizim maliyetimiz 772. Şu an 2,32'de fiyatı. Avax konuşuyor herkes 51 dolara gelmiş. Bizim maliyetimiz 18'de 2,5x yapmış. Utanmasa 3x'e gidiyor. VU 0,12. Bakıyorum bizim maliyetimiz 0,12. En düşük performans gösterenlerden biri. %171 yapmış 0,33. Bunların hepsini görüyorsunuz. En kötü performans sergileyen %70 sergilemiş. Şimdi ben 5 Ağustos'ta size canlı yayın yapmışım. Sepet yapabilirsiniz demişim. Ve bu sepette en kötü performansı gösteren coin TKO ACH %70 yapmış arkadaşlar. Şimdi ben artık tekrardan coin söyleyemem. Geçen haftaya kadar söylüyordum herkese. ACH diyordum, TKO diyordum, ENS diyordum, Ethereum Fee diyordum, ARB diyordum, MAV diyordum. MAV %134 yapmış bizim 5 Ağustos'taki yerinden. En kötü Musk dediğimiz 1,64'ten alan adam şu an %138 yapmış. Şimdi ben nasıl size coin söyleyeyim tekrar? Sepetin toplamıysa 2,5x'e ulaşmış arkadaşlar. O yüzden ben artık bir süre kimseye yeni coin söylemiyorum değerli dostlarım. 5 Ağustos'ta söyledim. Geçen haftaya kadar yine söylüyordum. Artık coin söyleme işini bitirdim. Ya yani bundan sonra fırsat görürsem kısa vadeli al sat gene söylerim. Takipte kalın. Haberiniz olsun.
Bitcoin'de. Dolayısıyla bu düzeltmeyin hocam, şimdi 2,5x yapmışım. Benim buradaki düzeltmede böyle bir düzeltme gelirse, işte böyle bir düzeltme gelirse benim burada 40 bin dolarım, tahminim 25-30 bin dolar olur. Ama ben gene kârdayım. Anlatabiliyor muyum? Hiç kârda olmayan adamın ya dışarıdan biraz nakit sokması lazım o sert düşüşte, ya da arkadaşlar 4x yapmış, 5x yapmış coinlerden %10, %15 kar alıp gene nakit oluşturması lazım ki düşüş geldiğinde içeri sokabilsin. Ben şu an hareket etmiyorum. Çünkü ben buradaki 40 bin doların 25-30 bin dolara düşmesini göze alıyorum bak. Çok net konuşuyorum. Bunu ben hepinizin gözü önünde oluşturdum. O gün canlı yayın açtım, bas bas bağırdım Bitcoin 49 bine düştüğünde. Onları tekrar açıp oynatmaya gerek yok. Dolayısıyla buradaki bu durum çok önemli. Haberiniz olsun. Bitcoin ile ilgili 95'i takip edin. 95'in altındaki kapatmalarda 90-91 bandı gelir. 97'nin üzerindeki kapatmalarda 100 bandı gözüküyor arkadaşlar. Kapatmaları da günlük takip edin. Günlükler saat gece 3'te oluyor. Ethereum, BTC, Ethereum Dominos, bunları konuştum. ETF'lere baktığımızda arkadaşlar ETF'ler stabil devam ediyor. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok burada. Likidasyon haritasında 98'de bir likide gözüküyor. 94 bandında bir likide gözüküyor. Buna takip edebilirsiniz. Şunu sizlerle hatırlıyor musunuz? Paylaşmıştım altcoin endeksi. O zaman bak şu 32 ile 33'lü seviyelerdeydi arkadaşlar. Şu an nerede? 80'e geldi. 80'e geldi. Yani altcoin sezonunu yaşıyoruz şu an arkadaşlar. Hani artık kabul edin etmeyin. Biz altcoinlerde yükselişleri yaşıyoruz. Bunu kabul edin etmeyin. Hoşunuza gitsin gitmesin. Elinizdeki altcoin yükselsin yükselmesin. Altcoin sezonu yaşıyoruz. Bitcoin'deki düzeltmeler gayet normal. Piyasadaki düzeltmeler gayet normal. Altcoin sezonunu bak 2-3 haftada geldi. Görüyorsunuz. Bu işler böyledir. Şimdi burada arkadaşlar şöyle biliyorsunuz benim VIP bir Telegram grubum var. Burada biz şöyle geleyim. Şu grup Çaylaklar Dayanışma mevcut vadeli kasamız. Şimdi arkadaşlar burada ben vadeli işlemler paylaştırıyorum. Karzel daha çok ilgileniyor. Böyle güzel kendimize bir ekip kurmaya çalışıyorum ben kendimce. Başarırım başaramam. Allah nasiptir, büyüktür. Hem ben de ilgileniyorum. Burada gene bir arkadaşımız var. Bu gruba alışlar şöyle oluyor arkadaşlar. Parayla değil. Bana 1000 dolar ver, ben seni bu gruba almam. Bu gruba ben gerçekten videolarda, tweetlerde yorum olarak beni destekleyen insanları almak istiyorum. Çünkü abi evet bir yorum çok basit bir şeydir. Emeğine sağlık, teşekkür ederiz yazmak çok basit bir şeydir. Ama insanlar izliyor, faydalanıyor. O 5 Ağustos'taki tweetlerimizde o kadar insan alım yapıyor. Ama kimse teşekkür etmeyi bilmiyor. Yani burada emeğimin karşılığını teşekkür olarak yansımasını ya da ne bileyim çok basit bir yorum olarak görmek istiyorum değerli dostlarım. O yüzden bu gruba alışlar bu şekilde devam ediyor. Bu gruba da aldığımız arkadaşlar gene Twitter'da, Telegram'da şöyle güzel yorumlar güzel değil yorum yapan arkadaşlardı. Eleştiren arkadaşlarımız da var burada. Ama bakıyorum grubu açtık. Buradaki arkadaşlar da aktif değil. Dolayısıyla bu hafta gruba yeni alımlar olacak arkadaşlar. Hafta sonu gruptan çıkarmalar olacak. Haberiniz olsun. Şu an buradaki kasa ben hesapladım ya. Yani. Ben buraya 100 dolarla girdim arkadaşlar. Bir tane Binance cüzdanımı 100 dolarla buraya işlem açtım. Şu an o 350-400 yani. Sadece kaldıraç. Hocam kaldıraçları niye genelden paylaşmıyorsun? Kaldıraçlar genelden paylaşılacak bir şey değil arkadaşlar. Kaldıraç işi herkesin basitçe yapabileceği bir iş de değil. Sistem, düzen gerekli. Ben burada Twitter'dan paylaşıyorum. Adam gidiyor 10 saat sonra ben stop olmuşum ya da kar almışım. 10 saat sonra işleme giriyor. Ama burada her şey gayet stabil. Herkesin kasa yönetiminin sağlandığı, analizlerin sağlandığı bir grup oldu. Güzel bir grup. Dediğim gibi bu hafta sonu gene bu gruptan çıkarmalar ve alımlar olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da Twitter ve videoya yorum yapanlardan alıyorum. Gene arkadaşlar global işlem grubu kurduk arkadaşlar. Burada altın, gümüş, işte döviz gibi piyasalarda işlem yapmaya çalışıyoruz. Şu an kripto ağırlıklı gidiyoruz ama biliyorsunuz kriptolarda her zaman bu kadar güzel değil. Bu kadar güzel olmadığında buraya daha fazla ağırlık vereceğim gene arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Şimdi şöyle çok sorulan altcoin'ler var. Hemen bunlara bir geçelim. Şimdi arkadaşlar burada mesela XRP var. XRP 2,5 dolar üzerinde, 2,4 üzerinde 3 dolar hedefi vardı. Bakalım ne yapmış XRP? Nerede bizim o formasyonumuz? O Bitwrap'te çizmiştik onu. Değil mi? Heh. Bak o bak şuradaki çanak gelmiş. 2,4 üzerinde 3 hedefini dünkü tweet'te verdim onu. 2 do 2 bak şurada 2 dolar 3 4 sent arkadaşlar. Hatta bunu artık 2 dolar 48 sent diyelim. Buranın üzerinde kaldığı sürece XRP'deki hedefimiz 3 dolar. Burayı takip edebilirsiniz. Yani XRP de illa düzeltmesini yaşayacak. Bak ENS ne yaptı? %45 2x yaptı. 2,5x yaptı. Şimdi
Ne yapıyor? Yataya bağlamış durumda. XRP'de de bu durum aynı olacak. XRP'nin dominansını gösterdim. Oradan da illaki para çıkışları yaşanacak. Bu para çıkışları yaşandığında da bu paralar bize gelecek değerli dostlarım. Merak etmeyin. Sabırla bekliyoruz. Doge de mesela bir anda 3-4x yaptı. Keşke her herkes XRP gibi olsa. Yani XRP'ye herkes eski coin, stabil coin diye dalga geçiyordu. Yani benim 3 yıl önce XRP almışım en son. Baktım. Pardon. En son 3 yıl önce XRP almışım. Baktım 0,3-0,35 centlerde maliyetim var. Ondan sonra bir daha XRP'nin yüzüne bakmamışım yani. Hani ama şu an mesela piyasada en çok kazandıran coin XRP oldu. Hiç tahmin etmezdim mesela ben bunu. 0,44 burada arkadaşlar Dogecoin. Dogecoin 0,44'ün kırılımı 0,50. Bak gene denedik burayı geçenlerde kıramadık. 0,44 kırdığında 0,50 hedef alanı haline gelecek. Desteğimiz 0,34 burada arkadaşlar. ARB çok soruluyor. ARB 1 dolar üzerine sonunda attı arkadaşlar. ARB artık burada 1 dolar üzerinde kalıcı olduğu sürece arkadaşlar ARB'deki hedefimiz söylüyorum 1,24 sent arkadaşlar. Desteğimiz de 1 dolar. Bunu takip edebilirsiniz. Gene CHZ çok soruluyor yorumlarda. Şöyle baktığımızda CHZ de hani 0,10 sent üzerine attığında zaten şuradaki hedefi vermişiz. Kaçmış o? 0,11. Şimdi 0,11 üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar CHZ'de şöyle geçmiş grafiklere bir girmek lazım. CHZ'de 0,11 üzerinde kalıcı olduğumuz sürece hedefimiz 0 arkadaşlar 14. Hatta dur bakayım. Yani 0.1330 arkadaşlar. 0.1330 burada bizim cılız coin'imizde hedef. Ada var gene 1 dolar üzerine atmış burada. Ada da 1 dolar üzerinde arkadaşlar. 1.30 demiştik. Oraya geldi bak reddini yedi. Şöyle görürsünüz çok net bir şekilde. 1.30'a gelmiş reddini yemiş. Arkadaşlar yani sürekli analiz yapmaya da gerek yok. Ben mesela adayı 3-4 gün önce inceledim. Dedim ki 1 dolar üzerinde 1.30. Tamam 1.30 gelmiş. Şimdi mesela 1.30 kırıldığında ne olur hocam? Şöyle bakalım 1.30 kırıldığında Cardano'da ne oluyor? Şöyle baktığımızda 1.30 kırıldığında Cardano'da 1.52 arkadaşlar. 1.52 haberiniz olsun. Yine Sant çok soruluyor. Şimdi Sant Coin'de de arkadaşlar burada 0.80 bak buranın kırılımı çok önemli. Gene denedi. Gene denedi bugün. Bak gene denedi. Gene kıramadı bak. Çünkü burada bir çok güzel bir fincan kulp oluşturuyor. Bundan bahsetmiştim sizlere detaylı. Arkadaşlar bak 0.80'in kırılımı Sant Coin'de 1 dolar daha sonra 1,40 dolar 46 dolar sent hedeflerini verir. Shiba gene çok soruluyor burada arkadaşlar. Shiba'ya da bakalım. Şimdi Shiba Coin'de de arkadaşlar baktığımızda bak geçenki videodan hemen sonra ne güzel dedim ki hareketi çok yakındır dedim. Bir anda 0.30'ları denedi. Tekrar altına saldı. Burada 0.30 üzerinde kapanışlar önemli. Aksi halde destek noktamız 0.26. 0.30 üzerinde arkadaşlar hedefimiz 0.37 olacak. Burada Shiba Coin'de haberiniz olsun. Gene Pepe çok soruluyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Pepe Coin'de de arkadaşlar burada bizim yani çok güzel hareketler sergiledi bir anda 2-3x yaptı. Şimdi yatay bantta hareketini devam ettiriyor. Ya bunun burada desteği 0.17 üzerinde kalıcı olduğumuz sürece buradaki formasyon hedefimiz olan 0.28 ve buradaki formasyon hedefi 0.28 bakidir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine Floki Coin çok soruluyor. Floki Coin'e baktığımızda arkadaşlar 0.27 direnç burada 0.27'nin üzerinde kalıcı olduğu sürece 0.31 0.35 bandı hedef. Desteğimiz 0.20 bandı arkadaşlar. Haberimiz olsun. Bu da geride kaldı bayağı. Bunlar ama şöyle bir ay önce de bunlar çok yükseliyordu şimdi. ENS mesela bak ENS ne oldu? Dedik ki ENS'nin bak 46 dolarda artık dedik artık biraz dinlenmeli ENS dedik. Dün gene 46'yı denemiş falan. Yani dinlenmeli abi. Yani sen bir coin'den sürekli XRP gibi olsa keşke bütün coin'lerimiz. Yani hiç bunu diyeceğimi de tahmin etmezdim XRP için. Dinlenmesi lazım. Bak ne yapıyor? Gidiyor. Ama ENS'nin hareketi budur. Gidiyor. 26'yı deniyor. Düşüyor. 22'den dönüyor. Gidiyor. 38'i deniyor. 38'den geliyor 31'e düşüyor. 47'yi deniyor. 47'den geliyor 38'e düşüyor. Sonra tekrar 46'ya gitmiş. Ya böyle bu iş. Bu iş böyle. Hani şu an desteği 38,9 bandı. Buranın üzerinde kalıcı olduğu sürece ENS'deki hedefimiz 49 ve 55 bandı arkadaşlar. Uzun vade hedefim benim burada 150-200 dolarlar. Hala ben tutuyorum. Bizim maliyetler çok aşağıda kaldı artık yani. O yüzden kimseye bir coin tavsiye etmiyorum artık arkadaşlar. Hani uzun vade al tut diye. Yani gelmesi lazımdı. Artık geçen haftaya kadar bir insan piyasaya gelmediyse benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Benim yapabileceklerimin de sınırı var. Ha ben gene fırsat bulursam söylerim. O ayrı. Ben duramam. Mesela Avax. Avax'da dedik ki bak şuradaki flama yapısını çizmişiz. Bakalım bak. O gün hatırlıyorum ben videoyu. Bir önceki videoya dön. Al. Gelmiş abi. Kaç? 52, 53 dolar. Bak.
Flamayı kırdı, yukarı vurdu. Bu kadar basit abi. Çok büyük şeylere gerek yok yani. Çok büyük aksiyonlara girmeye gerek yok. Şu an Avax Coin'de de 49 dolar destek bandı arkadaşlar. Buranın üzerinde kalıcı olduğumuz sürece Avax'ta 59 dolar hedefimiz var. Bilginiz olsun. FED gene çok soruluyor. Şimdi ben bunları videonun başlığına yazacağım. Bunların kimisi bizde var, kimisi yok vesaire. 1.75 arkadaşlar destek bandımız. Buranın üzerinde kalıcıyız. Güzel. 2 dolar. 2 dolar. Buranın üzerinde 2 dolar. 2 doların kırılımı ise 2.33 sent arkadaşlar. Fedcoin'de. Arkama bakalım. Arkam. Evet. Arkama baktığımızda arkadaşlar güzel. 2-3'ü kırmaya çalışıyor. Bak uzun zamandır 2-3'ü kırmaya çalışıyor. 2-3'ü kırdığında arkamdaki hedefimiz 2.84 bandı olacak arkadaşlar. Arkamı da buna göre takip edin. Desteğimiz de şu an 1.96. Şimdi arkadaşlar tüm bu anlattıklarımın hepsi Bitcoin 90 binin altına falan gelirse, Bitcoin 95'in altına düşerse yani riske girer. Dolayısıyla hani buna göre takip edin. Bitcoin analizi çok önemli burada arkadaşlar. Bitcoin'e ihmal etmeyin. Bakın Bitcoin analizi çok önemli. Dominans analizi. Bu videoda güzel bir dominanstan bahsettim size. Bakın bu XRP dominansı falan çoğu kimse göstermez size. Bunları öğrenin. Teknik analiz eğitim seti var. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın dostlar.